Kayseri'ye yön vermiş insanlarla karşılaşıyoruz. Büyük sıkıntılar da çektik. Mücadeleler de verdik. Hatta bir seferinde gittik hiç balık yakalayamadık. O pastırma daha güzel oluyor. 40 yıldır bir Fenerbahçe taraftarıyım. Yani bu bir tutku, vazgeçemiyoruz yani. Yapacak bir şey yok. Ustam hoş geldin. Hoş bulduk Şefim. Allah senden razı olsun. Ustam öncelikle şunu söyleyeyim. Seni ağırlamak benim için büyük bir keyif, büyük bir zevk. Yaklaşık bir senedir denk getirmeye çalışıyoruz ama ikimiz de yoğun çalıştığımız için özellikle sen bugüne nasip oldun. Aynen. Hayırlısıyla başlayalım. Allah razı olsun. Ustam şimdi konu sen olunca iş biraz gastronomi sohbetinden sanki biraz böyle bambaşka bir boyuta geçecek gibi görünüyor. Çünkü bazı hayatlar vardır, bir şeye adanmıştır. Adeta onun için yaşarlar, onun için nefes alıp verirler. Eskilerin tabiriyle kendilerini vakfetmişlerdir. Mesela Mecnun hayatını Leyla'ya vakfetmiş. Siz de hayatınızı belki de varlığınızın sebebi olarak gördüğünüz bir vakfın mutfağına vakfetmişsiniz kendinizi. Ki ben mesleğinizi icra ederken ama acı ama tatlı yaşadığınız süreci çok iyi bildiğimi düşünüyorum. Kendinden geçmek, sevgiliyi kendine tercih etmek nasıl bir düşüncenin, daha doğrusu bir inancın tezahürüdür? Bize bunu anlatabilir misiniz? Vallahi şefim, siz sorunun içerisinde aynı zamanda cevabı da vermişsiniz. Eyvallah. Allah razı olsun. Bilmem. Yani bu aşk, kısaca aşk yani. Mesleğimizi icra ederken aynı zamanda dediğiniz gibi gastronomi alanında bu aşkla yani bir tasavvufi bir yaşantıyı birleştirmek adında bir şey yani. Evet. Tabii dediğiniz gibi büyük sıkıntılar da çektik. Mücadeleler de verdik elhamdülillah. Mücadele olmadan olmuyor değil mi bir şey? Mücadele, evet mücadele olmadan olmuyor ya. Hayatın Olmuyor. herhalde dünya yani dünyaya gelmişseniz sınava hazırlıklı Yani olacaksınız. lezzetli olmak için yanacağız, pişeceğiz. Aynen. Sonra o lezzet ortaya Aynen. çıkacak. Sizler de Yunus bunu misali, fazla Yunus Yunus Emre misali. misali, Evet. Mevlana misali. Yani tasavvufa da ilgimiz var elhamdülillah. Aha, çok şükür. Yani araştırmalarımız, şeylerimiz. Yani tasavvufi bir yaşantı doğrultusunda dediğim gibi mesleğimizi birleştirmeye, mücadele etmeye. 20 senedir aynı bir birimde görev Aynı yapıyoruz yerde elhamdülillah. Aynı çalışıyorsunuz. yerde çalışıyoruz evet, elhamdülillah. Şimdi şeyde iş görüşmelerinde form doldurulduğu zaman mülakatta şuna bakılır. Son 5 senede 3 yerden fazla mekanda çalıştıysa genelde tercih etmiyorlar. Günümüzde bunlar daha da kısaldı ama özellikle bunun böyle olduğu dönemde başladığınız yere 20 yıldır hala çalışıyor olmak çok kıymetli bir şey bence. Elhamdülillah, aynen. Çok şükür. Dediğim gibi yani biraz da mücadeleci bir yönümüz de var elhamdülillah. Mücadeleyi seviyorum. Mesleğimi seviyorum. İşimi seviyorum. Yani güzel bir ortamda da çalışınca Aha. insan bazı şeylerden de işte bazen maddi olabilir vesaire başka şeyler olabilir. Yani Fedakarlık yapabiliyorsun. zaman aramıyorsunuz, Zaman mesai aramıyorsunuz. Evet, aramıyorsunuz. aynen. Bazen zaman Kendinizi aramadığım aşkla verip aşkla aynen hele ben o elhamdülillah işimiz. kaburga dolmaya bayılıyorum yani. Allah razı olsun. Eyvallah. Afiyet olsun, şifa Böyle olsun. kajulu yaptığım bulgur pilavı var ya içine Evet elhamdülillah dolduruyorsun. aynen. Çok çok Özel lezzetli oluyor. Aynen. spesiyallerimizden. Teşekkür ederim Allah razı Biz olsun. eyvallah cümlemizden. Bir de ben şeyi merak ediyorum. Siz aynı zamanda Mimar Sinan'ın hemşerisisiniz. Evet Merak elhamdülillah. ettiğim şey de şu. Bu Kayseri toprağı hep böyle değerli insanları mı üretir? Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Şimdi ben memlekette sürekli gidiyorum. Ankara'da yaşıyoruz Aha. malum. Memlekette yazın tatillerimizde şeyde gidiyoruz. İnanın ki yani her gittiğimde değişik bir tarih, değişik bir üstat, değişik bir böyle ne bileyim Kayseri'ye yön vermiş insanlarla karşılaşıyoruz. Evet. Yani ben mesela yıllardır gelip gittiğim bir yol vardı. Bir baktım yani eski zamanlarda yaşamış çok büyük bir zatlardan birisi orada meftun. Evet. Böyle tarih ötesi şeyler yani yaşanmış olaylar, şeyler. Çok büyük zatların gelip geçtiği bir yer elhamdülillah çok Aha. şükür yani. Evet. Kayserili olduğunuz da anlaşılmış oldu bu vesileyle izleyicilerimiz Teşekkür ederim tarafından. Allah Biz razı olsun. zaten biliyoruz. Peki Kayseri hani özgü yemekler soracağım ama onu sormadan önce ben bir şey anlatayım.
Ben yıllar önce Semerkant Yayın Evi'nde çıkmış bir kitabım vardı. Oraya ben yemekleri hazırlarken sizin yörenizden de ait bir yemeği koymuştum. Yağlama diye bir yemeğiniz var. Evet. Ben yaklaşık bir kitap çıktıktan 10 yıl sonra da sizinle şunu konuşmuştum. Ya ben sizin bu yemeğinizi koydum ama helallik almadım. Evet, aynen. Kayserilerin hepsinden helallik alamadım. Onların Rastlamıştık nezdinde ben sizden helallik istemiştim. Siz de helallikle beraber Fahri Kayserili yaptınız beni. Elhamdülillah, Ben evet, bir aynen. nevi Adıyamanlıyım ama bir nevi de Kayserili Yunus sayılır. Kayserili, evet. Hala sayılıyorum değil mi? Aynen, tabii, aynen. Çok Aynen. güzel. Baş üstüne. Peki Kayseri'nin hani o yörenin başka böyle şeylerine tabii hani şeyi biliyoruz, mantıyı biliyoruz. Bir kaşar 40 tane suyu yağlamaya hani duyulmuş olanlar var da. Hani böyle yörede kalmış, lezzeti üst seviyede ama pek bilinmeyen yemekler de var mı? Kayseri mutfağı genelde yani siz de bilirsiniz doğuyla batı arasında bir yerde. Evet, Evet, sentez bir mutfak aslında. sentez bir mutfak. Yani pide çeşitlerini de siz de bahsettiniz. Mantı, yağlamadır, işte pöçtür, ondan sonra Kayseri fırın ağzıdır. Değişik yemek çeşitleri mevcut yani. Ve dediğim gibi biraz da sakatat ağırlıklı da. Sakatat ağırlıklı da besleniyor genelde bizim halkımız. De senin sakatat yaparken böyle keyif alman demek ki oradan Evet, biraz kaynaklanıyor. sakatat yönüm var ama biraz seviyorum sakatat yemeklerini. Evet. Evet, aynen. Sakatat yemek. Saatlerce kalp pişirdiğinizi Evet, biliyorum. aynen. Allah razı olsun. Evet. Peki çocukluğunuzdan böyle hani böyle unutamadığınız bir lezzet var mı? Ya babaanneniz yapmıştır, anneniz yapmıştır, belki babanız yapmıştır sonuçta. Babanız da lezzetli yemek yapan iyi bir aşçı. Yıllar önce babam da 50 senelik bu mesleğin içerisinde, kendisi de bir ustadır. Bir duayen şef. Duayen şef aynen. Halen devam ediyor. Buradan ona saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Allah razı olsun. Yıllar önce bir teyzemin kocası diyeyim, eşi bize gelmişti. Kayseri'deydik o zaman. Annem işte o günkü şartlarda değişik bir tarz bir şey yapmak istedi. Yani bildiğimiz bir soğan. Soğanı annem doğradı güzelce. Şey yaptı, hani soğan kavurma tarzı. Osmanlı'da da olur ya, siz daha iyi bilirsiniz. O tarz bir şeyler yaptı. Yani o yemeği ben yani bildiğiniz soğan, kuru soğan yani. Kavurma, içine yumurta. Ya yani o lezzeti unutamıyorum bir türlü. Bir de rahmetli, öldüyse Allah rahmet eylesin, bir Yaşar amca vardı fırıncı mahallemizde. O zamanlar, eski zamanlar, evlerde fırın yok tabii. Annem büyük tepsiye hamuru yoğururdu, dökerdi. Ben de biraz işte sıra oluyordu çünkü mahallenin tek fırını oydu. Özellikle Ramazan aylarında mübarek bir deri bir kemik kalırdı yani. Çünkü 24 saat ne zaman gitsem Yaşar amca orada çalışıyor. Öyle bize bir tepki verirdi. Ya gözünüze çöp mü düştü? Hayırdır, erkenden niye geliyorsunuz falan gibi. Böyle. Ya annemizin mesela değişik lezzetlerini yedik elhamdülillah. Allah ondan razı olsun. Peki siz yemek yapıyorsunuz zaten. Ben hani biliyorum da bazen cevabını bildiğim soruları da sormak zorundayım. Yani sonuçta program yapıyoruz, sohbet ediyoruz. İzleyenler tanımıyor, bilmiyor. Tanıyanlar da var tabii ki. Yemek yapmak kadar yemeği de seviyor musunuz? Seviyorum. Sevdiğiniz yemekler genelde hani ne tür yemekler oluyor? Gene Kayseri yöresi mi yoksa? Şimdi şefim şöyle, ben genelde yemek ayırmam yani. Çok nadirane yemekleri sevmiyorum demeyin de, yemediğim yemekleri Peki hani nadirane. yemek ayırmazsınız da şu var mı? Hani mesela kuru fasulye kuru fasulye gibi olacak. Yani Aynen. yemek de özü neyse onun gibi olacak değil mi? Hani Aynen. Tabii. özünden bağlamından Aynen. Doğallıktan yanayım ben de. koptuysa da. Doğal olması lazım. Bir yemek olduğu gibi olması lazım. Dediğim gibi yemek yemeyi de seviyorum. Şey yapıyorum yani mesela evde de biz meslekten gelmeyiz de evde de mesela eşimiz bazen yemek yapılmasını falan ister. Pek yanaşmıyoruz yani o işlere evde. Çünkü orası biraz hanımların sahası. Onların Hanımlar sahasının altına sahasına pek girmemek girilmez. lazım. Evet, aynen. Mutfaktaki dirsek teması gibi biraz yardım edebiliriz Evet, ama aynen. Bazen çok istisnai alanlarına girmemek lazım. alanlarına girmemek lazım aynen. Ama istisnai durumlarda oluyor tabii Peki yani yengenin yani. böyle yapıp da böyle tadını çok beğendiğiniz ya da ya akşam bu yemeği yapar mısın dediğiniz bir yemek var mı? Genelde kuru fasulyesi güzel oluyor. Allah razı olsun. Bir de Sucuklu mu yapıyorsunuz yoksa? Sucuklu sucuklu, yani duruma şimdi. göre etli, bazen sade. Kuru fasulyesi güzel Çünkü oluyor. Şey sizin yapıyor. pastırmanız, Evet, sucuğunuz. aynen. Pastırmalı falan, pastırmalı falan. Yani pastırma biraz
Uçtu malum yani. Peki. Ama hani yöreden falan belki hediye geliyor Evet, mesela. aynen. Şimdi pastırmalık yönümüz de var elhamdülillah. Memleketten şeyden gelenler şey oluyor ama dediğim gibi istisnai olarak genelde güzel yemekler oluyor yani elhamdülillah. Peki Kayseri pastırması, pastırmanın çeşitleri var yani. Evet. Ağırlıklı olarak bonfileden mi yapılır, antrikottan mı yapılır? Yani şöyle bonfileden değil de antrikottan. Yani mesela şeyden sırt kısmından, sırttan mesela ya pastırmanın en iyisi Yağlı olduğu için mi? evet. Yani özellikle boyun kısmına antrikot var ya, antrikotun pastırması daha şey oluyor, güzel oluyor. Çünkü biliyorsunuz o bölgede sinir yok. Sinir olmadığı için hafif, bir de içinde kılcal yağlar olduğu için o pastırma daha güzel oluyor. Bir de mesela bizim mutfak sektörüyle pastırma sektöründe etin ismi de değişiyor yani. Mesela biz dönerde kullandığımız ete tranş deriz. Ama orada pastırma şeyinde farklı bir dilde kullanılıyor. Mesela kuş gömü diyoruz ya. Biz bonfileye, biz bonfile Bonfile diyoruz. kuş Mesela gömüden, kuş evet. gömü. Onun da pastırmanın da özellikle alt kısmı, alt yarım kısmı daha lezzetli oluyor. Güzel oluyor yani. Ben İç Anadolu'lu bir ustayla çalışıyordum. Şimdi kuş gömün nerede kaldı falan diyor. Ben diyorum ki bu neyden bahsediyor? Meğer bonfileyi Evet, aynen, kastediyormuş bonfile. Bonfilenin ya. diğer adı kuş Ustam bir de siz gömü. zaten mesleğinizi mekan olarak da yani mekan da açtınız değil mi? Babanızın mekanı mı vardı yanlış hatırlamıyorsam? Biz Kızılay'daydı değil mi? Kızılay'da, evet, aynen. Yani Kendi yıllarca orayı da çalıştırdınız, çalıştırdık, evet, işlettiniz, aynen. misafir ağırladınız. Yani biz şöyle Ankara'ya ilk geldiğimiz yıllarda böyle bir şeyimiz oldu. Daha önce ben Bahçelievler'de bir restoranda çalışıyordum. Biraderim ve babam öyle bir Kızılay'da bir mekan açtılar. Daha sonra biz de dahil olduk olaya. Orada güzel işler yaptık elhamdülillah. Yani bir de o zamanlar biraz toyduk yani. Toyduk, gençtik ama. Mekanın tarzı neydi? Yani esnaf lokantası Esnaf mı, lokantası dünya tarzındaydı. mutfağı mı? Esnaf lokantası Ama tarzındaydı. sizin asıl branşınız balıktı değil mi? Evet, aynen. Yani Bal oradan balık sektörüne pek orada şey yapmadık. Esnaf lokantası tarzında ilerledik. Yani mesela çiğ köfte yaptık. Çiğ köftemiz falan vardı. İşte kuru fasulye gibi yani malum o zamanlar işte belli bir krizden sonra mekanımızı kapatmak zorunda kaldık. Kaç yıl sürdü mekanın şey ömrü? Ömrü mü? Ya net hatırlamıyorum da takriben bir 5 yıl falan, 4 5 yıl 5 5 falan yıl bir falan sürdü giriş yani. gelişme sonuç olmuş yani 5 Tabii yıl. oldu elhamdülillah. Şöyle yani biz mekan ilk açtığımızda tabiri caizse bir 6 ay çorba parasına gittik geldik. Yani buradaki mekan açan arkadaşlara tavsiyemiz şu. Şuna dikkat etsinler. Mesela diyelim ki bir ustamız mekan açıyor, 2 ay sonra geri kapatıyor. Yani bir mekanın net şeyini bildirmesi bir yıl falan sürer Bir yani. yıl bir Bir yıl sabretmek içerisinde daha gerekiyor. sabretmek gerekiyor yani. Aynen bir yıl. Çünkü piyasa tanımı var. Lezzetin yaygınlaşması var. İnsanların ayağının alışması var. Bir yıl Tabii. falan tavsiye ediyoruz sabretmelerini. Evet, dostum. Peki hocam lezzet peşine düşer misiniz? Hani bir yörede bir lezzet vardır, duyulmuştur ama siz onu yememişsinizdir. Sırf onu yemek için yolculuk yapar mısınız? Oraya gider misiniz? Pek öyle şeylerim yok ya. Yani pek yani mesela lezzet peşine düşmem ama ya istisnai çok böyle o konuda ısrarcı olan arkadaşlarımız olursa atlayıp gidiyoruz. Mesela bizim bir ekibimiz var, 4 kişilik. Özellikle biz balık sezonu açıldığı zaman hemen açılışı yaparız yani. Yani gidip avcılık şeklinde yani ava gidip yakalayıp mı pişiriyorsunuz yoksa Yok, normal normal restoranda restoran kendimiz kavga. yiyoruz da şöyle memlekete gittiğim zaman bizim akrabalardan öyle balıkçılık şeyleri de var. Balıkla uğraşanlar da var. Uğraşanlar da var. Gittiğimiz zaman onların yanına da beraber gidiyoruz. Hatta bir seferinde gittik, hiç balık yakalayamadık. Olay bize bağlamışlardı falan. Biraz bizim Evet dostum. kayınçolar yani. Ya Ya enişte sen geldin, ya buralar kurudu falan. yok ya sizin olduğunuz yer bereketli olur. Allah razı olsun. Seveceğiniz. Ustam aynı zamanda bizim bir hastalık tarafımız da var değil mi? Evet, Fenerbahçe'den aynen. bahsetmesek Fenerbahçe olur. Bu sene de olma. maşallah iyi gidiyoruz. Olmaz, iyi gidiyoruz Konuyu elhamdülillah. ben gastronomiden hemen futbola Futbola getirdim. geçelim. Ya şimdi Bu şöyle. sene nasıl gidiyor?
Eskiden en çok duyduğumuz şey ne olacak bu Fener'in hali, değil mi? Evet, bu sene de yani Biraz o sene beşik bu sene gibi o sene bu güveniyorum sene gibi. inşallah. Şimdi aynı zamanda 40 yıldır bir Fenerbahçe taraftarıyım. Yani Evet. bu bir tutku, vazgeçemiyoruz yani. Yapacak bir şey yok. Şimdi bazen kızıyorum. Ya bu sene izlemeyeceğim Fenerbahçe'nin hiçbir maçını diyorum ama sezon başlayınca geri dayanamamışım. Bambucum ekran. Dayanamıyoruz. Ormaya giymişim Çok. ekran karşısında. Yapacak bir şey yok. Ama inşallah İsmail Kartal'la, Şimanski ile, Tadiç'le, Ceko'yla, Dzeko'yla, Fred'le Fred'le, özellikle. özellikle Fred. Fred Yani özellikle şey bizim gibi yani. Ahtapot gibi yani. Adam Ahtapot gibi, değişik bir adam maşallah yani. maşallah, zaten diğer bizimkiler Ferdi olsun, Defans İsmail falan Yüksek yani olsun. bu İsmail Kartal bu sene takımı güzel harmanladı. İyi İyi harmanladı. harmanladı. İnşallah bu sene o sene diyoruz inşallah. Şeyde bir başka bu sene İrfan Can. İrfan Can da başka oynuyor. Ben tanıyamadım yani. Ondan beklenen Ye performans buydu, değil mi? yeni transfer gibi bir şey oldu İrfan Can aynı zamanda aynen. Beklenen bu yani gerçekten. Çünkü İrfan Can üst kalite bir futbolcu yani. Evet. Olması gereken de bu. Fenerbahçe taraftarının istediği bu yani. Peki hani o soru vardı ya, ne olacak bu Fenerbahçe'nin hali diye. Bu sene onu Beşiktaş için herhalde söylememiz Evet gerekiyor. Şenol aynen. Güneş de istifa etmiş. Aynen Şenol Kötü Güneş istifa gidişten etti. sonra. Yani biraz da ben olaya şöyle bakıyorum. Şenol Güneş'in taktiklerini, tekniklerini herhalde artık teknik direktörle çözdü. Şenol Güneş yani milli takımda da başarılı olamadı İsmail biliyorsunuz. Kartal'ın yaptığını sanki yapamadı Beşiktaş'ta. O, aslında iyi oyuncular da var da o harmanlama işini sanki beceremediler bu sene. Aynen. Mesela İsmail Kartal oyuna aldığı her oyuncu farklı oynuyor. Revizyonu da güzel yapıyor. Bir de yani rakibe göre de kadro çıkartıyor yani ben. Evet. Yani biraz o orta sahada falan değişik şeyleri var İsmail Kartal'ın. Yani daha şu ana kadar inşallah böyle gider yani. İnşallah bu sene inşallah şampiyon oluruz. İnşallah bu sene şampiyon oluruz artık Üstüne ya. de daha iyi kadrolarla devam edip işi Aynen silip aynen. süpürüyoruz Bu sene inşallah. o sene inşallah. Evet. Ustam, tekrardan gastronomi alana geçmiş olalım. Bir de gençler bu mesleği seçiyorlar. Kimisi biraz popülariteye kapılıp başlıyor ama sonradan mücadele edemeyince bırakıyorlar. Yeni gençlik çok sebat edemiyor. Evet. Siz bu mesleği seçen ya da seçecek olan genç kardeşlerimize ne tavsiye edersiniz? Neye dikkat etsinler? Niçin tercih etsinler? Şefim her şeyden önünde disiplin. Hı. Disiplini hayatlarına yani hayatlarının her alanına sadece mutfakta değil mutfak dışında da hayatlarına bu işi şey yapsınlar ve inansınlar yani. Bu işi yapacaklarına inansınlar. Cani İnansınlar. gönülden. Ben bu işi yapacağım desinler. Eğer inanmazlarsa başaramazlar. Evet. Ben bu işi yapacağım demese birden her türlü zorluğa dayanıklı olsunlar yani. Yani sabırdan sonra gayret de mutlaka olmalı. Gayret de mutlaka olmalı, sabır da olmalı, bir daha dayanıklılık da olmalı yani. Hı. Şimdi delikanlı şimdi bu mesleğe başlıyor. Belli bir zorluklardan mesela sen de bilirsin hemen mesleğe başlayınca önüne iki çuval soğan koyarlar. Evet. Soğanı soyduktan sonra artık işe gelmeyen insanlar var yani. Evet. Ama Sabır sabır testini testinden geçemiyorlar. geçemeyen insanlar var yani şimdi. Bir de mesela ben mesleğe ilk etapta bulaşıkçı olarak başladım. Evet. Babamın yanında hatta babamın yanında bizim köyün garajı vardı. Orada bir lokantada çalışırdı babam. Hı Hatta benim boyum yetmiyordu ayağımın altına kasa alarak o hı. demir tabakları Çok sıcak klasik. onları yıkayarak oradan mesleğe geçmiş olduk. Hı. Şey yaptık. Yani mesleğimiz çok güzel. Düzgün ve güzel yerlerde yapılırsa ve sebat da edilirse ve sürekli bir de gelişim içerisinde olsunlar yani. Kendilerini sürekli geliştirsinler. Yani malum çağımız sürekli değişiyor. Şu anda Yani teknoloji çağı, bilgi çağı, bilgiye ulaşmak evet kolay. aynı biraz da bizim işte gastronomi sektörü biraz da görselliğe döndü biliyorsunuz yani. Evet. Şu anda lezzet ön Sosyal planda değil. medyanın etkisiyle. Aynen sosyal medyanın etkisiyle görselliğe döndü. Ama Yani lezzete de dikkat etmek lazım. dikkat etmek Lezzet lazım. Tabii noktasında. canım yani muhakkak yani. Ama görsellikte ön planda olacak. Dikkat etsinler yani. Evet. Ustam, şimdi babanız aşçı. Yani büyük bir aşçı. Şöyle bir atasözü var ya, boynuz kulağı geçer. Siz geçebildiniz mi Şimdi o biraz iddialı bir babanızı? soru. Şimdi şöyle bir olay yaşanmıştı. Amcamların evinde bir gün. Dediler babanla sizi yarıştıralım. Dedim tamam. Artık Yarışma ruhumuzda var. yarışma ruhumuz. Fenerbahçeliyiz. Fenerbahçe'deyiz. Yarışma ruhumuzda var. Dedim peki dedim. İşte halamın oğlu, amcam bunlar falan var. İşte
Bimen'i babam çıkardı, Bimen'i de ben çıkardım. O sadece yani bunu hani üstünlük babında söylemiyorum da. Bizim menümüz biraz daha beğenilmişti yani elhamdülillah. Bir menü Çok. belirlendi de mi yaptınız yoksa böyle kapalı kutu Yok gibi siz yani ürünler verildi o üründen ne aynen ürünler yapabilirsiniz? verildi. Dolaptaki ürünler ne varsa biz Çok bayağı üst düzey yarışma gibi üst olmuş düzey, yani. aynen üst düzey yarışma gibi. Yani bir menü belirlenmedi. Dediler sen bir menü yap. İşte bizim peder bey de bir menü yaptı. Orada bizimki biraz daha beğenildi yani elhamdülillah çok O şükür. Jüri zaman tarafından. babanız büyüklük gösterip alnınızdan öpmüştür yani. O Aynen. da gurur duymuştur. Sonuçta onun yanında yetiştiniz. Tebrik Onun etti. Tabii yetiştirdiği aynen tebrik etti. Allah razı olsun. çok Tebrik güzel etti. ustam. Ustam sohbete doyum olmaz. Katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbet oldu. Aynen ben teşekkür ederim. Son Pişiriyorum. söylemek istediğim bir şey varsa alalım. Pişiriyorum TV ben de takip ediyorum. Allah razı olsun. Beğeniyor musun Gerçekten bizim çok beğeniyorum. paylaşımlarımızı? Gerçekten yani çok değerli şeflerimiz, ustalarımız burada program yaptılar. Bize de nasip oldu. Bizi Çok güzel. de layık olmadığımız halde uygun Estağfurullah, gördünüz. ne demek? Allah razı olsun. Teşekkür ederiz yani inşallah. Biz Allah teşekkür sizden razı edersen olsun. Allah'a emanet. Allah'a emanet olun. Görüşürüz inşallah.